Fırat'ın haber bültenine başlıyoruz. Ekranları başında bizleri takip eden tüm değerli izleyenlerimize mutlu akşamlar dileyerek. Sevgili seyirciler, Abdullah Paşa Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 4. etaptaki 516 konut için 452 hak sahibi arasından kura çekimi gerçekleştirildi. Elisa'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında kent genelinde konutların yapımı ve teslimatı devam ederken 452 depremzede vatandaş daha evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Depremde en fazla hasarı alan ve adeta yeniden imar edilen Abdullahpaşa Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 4. etaptaki 516 konutun kuralları çekildi. Bölgedeki 452 hak sahibi için İl Özel İdaresi'nde noter eşliğinde gerçekleştirilen kura çekimine Vali Doktor Ömer Toraman, Vali Yardımcısı Abdülkerem Abbasoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu da katıldı. Şimdi Abdullah Paşa 4. etapta 516 tane üretilmiş konut var. Hak sahibi sayımız ise 452 kişi. Demek ki yeterli konut var burada. Bu 452 vatandaşımıza bugün kıymetli noterimiz kuralarını çekerek evlerini belirleyecek. İlk kurayı da biz çekelim. Ya Allah, bismillah. Allah hayırlı olsun inşallah. Devletin var gücüyle çalıştığını belirten Vali Ömer Toraman, TOKİ tarafından inşaatı tamamlanan ve dağıtım için teslim alınan konutların toplam sayısının 3479 olduğunu belirtti. Depremin yaralarının sarılması, vatandaşın hayatının normalleşmesi için devletimiz var gücüyle mesai harcıyor. Çok önemli işler halledilerek bugüne gelinmiş bulunuyor. Son 1,5 aylık süre zarfında, göreve başladıktan sonra yaklaşık son 1,5 aylık süre zarfında teslim aldığımız, TOKİ tarafından inşaatı bitirilen ve dağıtım için teslim aldığımız konutlarımızın toplam sayısı 3479 oldu. Ya demek ki son 1,5 aylık dönemde Elazığ'da 3479 adet konut ve iş yeri kurası çekmişiz. Böylece vatandaşlarımız evlerini öğrenmiş oldular. Kura çekim mütakiben de süratle konutlarını teslim ediyoruz, anahtarlarını teslim ediyoruz. Bir taraftan da arkadaşlarımız onun için gayret gösteriyorlar. Bugün çekeceğimiz kurayla beraber Elazığ'da bugüne kadar 13.425 kura çekmişiz değerli arkadaşlar. Bunun 99 tanesi iş yeri, diğerleri konut kurası. Elazığ'da rezerv alanlarda ve kentsel dönüşüm ilan edilen alanlarda konutların yapıldığını anımsatan Vali Doktor Toraman, kentsel dönüşüm alanlarında yapımı tamamlanan ve devam eden konutlarla ilgili bilgiler aktardı. Rüstem Paşa'nın ikinci etabını tamamlayıp vatandaşa teslim etmiştik. Mustafa Paşa'da da evvelsi gün çektiğimiz 4. etapla beraber bütün etapları tamamlanmış oldu. Yani Mustafa Paşa'nın 1, 2, 3 ve 4. etaplarının tamamının kurasını çekmiş bulunuyoruz. Bugün 4. etabın kurasını çekeceğimiz Abdullah Paşa'da da daha önce 1. 2. ve 3. etabın kurasını çekmiş ve vatandaşlarımıza konutlarını teslim etmiştik. Demek ki bugün çekeceğimiz kurayla beraber artık Abdullah Paşa'da kentsel dönüşüm alanında da kura çekim işlemlerini bitirmiş oluyoruz. Bunlar çok büyük kentsel dönüşüm alanları, çok ciddi işler kıymetli hemşehrilerim. Öte yandan halen yapımı devam eden, önemli bir kısmı bitme noktasına gelen Sürsürü Mahallesi'nin ikinci etap konutları var. İnşallah bunları da yakın bir zamanda bakanlığımızın uygun göreceği bir zamanda kuralarını çekmeyi planlıyoruz. Yine Sivrice'de ikinci etabın inşaatı tamamlandı. Kura çekim arefesindeyiz. İnşallah orada da Sürsürü ikinci etapta olduğu gibi yakın bir zamanda Sivrice ikinci etapta da kuralarını çekerek vatandaşlarımıza konutlarını teslim edeceğiz. Vali Toraman, Kızılay Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşümde bazı alanlarda mahkemelik durumların olduğunu ve bunların sonucunun beklendiğini kaydetti.
Kızılay'daki kentsel dönüşüm alanında bir kısım hukuki ihtilaflardan dolayı bazı vatandaşlarımızın dava açmasından dolayı bazı blokların inşaatına başlayamadık. Davaların sonucunu bekliyoruz. İnşallah davaların sonucuna göre o problem de çözülmüş olacak. Davaların etkilemediği blokların inşası devam ediyor zaten Kızılay mahallesinde. Ve son olarak da Rüstempaşa birinci etaptaki inşaatımız da devam ediyor. Vatandaşların istek ve şikayetlerine açık olduklarını belirten Vali Toraman, samimiyetle gayret gösterdiklerini söyledi. Gayret gösteriyoruz, samimiyetle gayret gösteriyoruz. Bütün vatandaşlarımızın isteklerine, şikayetlerine sonuna kadar açığız. Onların varsa problemlerini çözmek için arkadaşlarımız her noktada vazifelerinin başındalar. İnşallah artık yeni evlerinde, yeni mahallelerinde, yeni semtlerinde vatandaşlarımız sağlık içerisinde, huzur içerisinde, mutluluk içerisinde bir hayat sürmeye devam ederler. Elazığ Valisi Doktor Ömer Toroman'ın bu defaki ilçe durağı Palo oldu. Vatandaşlarla bir araya gelen Vali Toroman, ilçe, mahalle ve köy muhtarları ile de istişarelerde bulundu. Elazığ Valisi Ömer Toroman, ilçe ziyaretleri kapsamında bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Palo ilçesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Toroman'a İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Şiş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu, AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı, Aksa Elektrik Dağıtım Şirketi İl Müdürü Ulaş Çıbık ve Türk Telekom İl Müdürü Kubilay Tozlu eşlik etti. Vali Doktor Ömer Toroman, Palo Kaymakamlığı ve Palo Belediyesi'ni ziyaret ederek Palo Kaymakamı Tayfun Deli ve Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan bilgi aldı, ardından ilçe mahalle ve köy muhtarları ile koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi. Palo ilçesinde restorasyonu devam eden Çarşıbaşı Hamamı ve Ulu Camii'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Vali Toroman, şehit jandarma onbaşı Kenan Ufaktaş'ın Palo ilçesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Palo Aile Sağlık Merkezi'ni de ziyaret eden Vali Toraman, 3. doz COVID-19 aşısını da burada oldu. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Okubay ile birlikte Arıcak ilçesi ve beldelerinde incelemelerde bulundu. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Okubay, Arıcak İlçe Başkanı Nadir Gülşen ve Arıcak İl Genel Meclis üyeleriyle birlikte Arıcak ve beldelerini gezdi. Arıcak ilçesiyle programına başlayan Milletvekili Balık ilk olarak partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti. İlçe binasında değerlendirmelerde bulunan Arıcak Belediye Başkanı Ferit Yıldırım ilçeye yapılan hizmetlerden bahsetti. Sayın Vekilim uğurlu, daha önce de bir gün kuraklığın olduğu bir dönemde gelmişti. Yağışlar başlamıştı. Bir önceki akşam Tolga Bey'den haberini aldıktan sonra yağışlar başladı, hala devam ediyor. Bereketin vesilesi oldu bir yerde. Rabbim bizi vesilesine kavuşturuyorum. İlçe başkanımız demin anlattı. Bir 7-8 yıl süre zarfında gerçekten ilçemizde kısmen hayal etmediğimiz bazı yatırımlar gerçekleşti. Örneğin bunlardan bir tanesi ilçe devlet hastanesi. Gerçekten nüfus olarak şartlarımız uygun değildi. Bu hastaneyi buraya kazandırma bayağı bir emek isterdi, bayağı bir çaba isterdi. Bu emeği, bu çabayı başta vekilim ve diğer vekillerime, il başkanıma, bürokratlarımıza onunla beraber saymakla şey yapmak istemiyorum. Birçok hizmet ilçemize kazandırıldı. Partililerine hitap eden Milletvekili Sermin Balık, ilçeye hayal edilemeyecek hizmetlerin yapıldığını belirterek, biz en önemli yatırımımızı insanımıza yaptık dedi. Allah'ın izniyle inşallah Arıcak için çok daha iyilerini, çok daha güzellerini hayal ediyoruz ve emin olun ki bunları da yapma gayreti içindeyiz ve yapacağız. Şimdi teşkilatlarımda parti kurulduğundan bugüne olanları da görüyorum. O günden bugüne birlikte yol yürüdüğümüz insanları da görüyorum. 20 yılda çok şey değişti Türkiye'de.
Yani biz iktidara geldiğimizde memurunun maaşını ödeyemeyen bir Türkiye'den hakikaten refah seviyesi yüksek. İşte Arıcağı ilçelerine, beldelerine hastane yapabilen, yol, su, elektrik problemlerini çözmüş bir Türkiye'ye geldik. En önemli yaptığımız şey bana göre biz insana yatırım yaptık en önemlisi. Evet, yollar yaptık, insanları birleştirdik, havaalanları yaptık, su sorununu çözdük, hastaneler yaptık ama en önemli yatırımımızı biz direkt insanlarımıza yaptık. Özellikle dezavantajlı vatandaşlarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza, okuyanımıza, okumayanımıza, hakikaten esnafımıza her konuda destek olmaya çalıştık. Yaşanan ekonomik krizlere değinen Milletvekili Balık, Türkiye'nin pandemiyle mücadelede büyük bir sınav verdiğini söyledi. Bütün dünya pandeminin etkisi altında. Bütün dünya bir kapanma yaşadı. Bununla birlikte Türkiye'de yaşadı. Dünyada yıkılmaz denilen süper güçler, büyük güçler sağlık sistemine parayla bile erişemezken, parayla bile sağlık hizmetini vatandaşlarına veremezken biz ülkemizde ilçesinden beldesine her yerdeki vatandaşımıza sağlık hizmetini tamamen ücretsiz verdik. İşte hiç yıkılmaz denilen ülkelerde insanların sokaklarda öldüğünü görürken, cenazelerini toplu mezarlara gömdüklerini görürken ülkemizde elhamdülillah bu pandemiye rağmen biz bunu yaşamadık ve bu da 20 yılda sağlık sistemine yaptığımız yatırımın bize geri dönüşüdür. Hastaneler yapıldığında ne gereği vardı denildi. Şehir hastanesi Elazığ'a yapıldığında bu kadar büyük hastaneye gerek var mıydı denildi. Ama bakın biz hep deprem sonrası hem pandemide Elazığ'da sağlık alanında hiçbir sıkıntı yaşamadık ve vatandaşlarımızın tamamına ücretsiz hizmet verebildik. Milletvekili Balık, hükümetin ülkenin refahı için bütün var gücüyle çalıştığını kaydetti. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye yatırım getirmek için, Türkiye'de hakikaten kalkınmayı sağlamak için var gücüyle çalışıyor. Bütün hükümetimiz var gücüyle çalışıyor. İşte bir seçim öncesi hatırlarsınız bizi patatesle, soğanla vurdular, onların fiyatıyla vurdular. Bir sonraki seçimde patates soğanı üretici dökmesin diye biz satın aldık ve vatandaşlarımıza dağıttık. Arkasından pek çok şey yaşandı. Pandemide bütün dünya kapandı. Bakın bütün dünya aynı krizi yaşıyor. Bütün dünya kapandı, tabii ki Türkiye'de kapandı. Bunda bir küçülme oldu mu, bir zarar oldu mu? Elbette ki oldu. Biz esnafımız zarar etmesin, esnafımız geçimini sağlayabilsin diye hakikaten pek çok ülke veremezken biz esnafımıza destek olduk. Çalışamayan vatandaşımıza destek olduk. Allah'ın izniyle bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Faizi düşürdük ki yatırımcı piyasaya çıksın, yatırımını yapsın, teşviklerden faydalansın ve bununla birlikte vatandaşlarımıza yeniden bir geri dönüşüm olsun. Milletvekili Balık değerlendirmelerinin ardından parti binasında ilçe mahalle muhtarları ve köy muhtarlarından gelen talepleri dinledi. Programda daha çok yol yapıldı değil mi? Daha sonra ilçe belediye başkanlığını ziyaret eden Milletvekili Balık temaslarını 3 Ocak Bükardi, Erimli beldeleriyle devam etti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Elazığ Basın ve Musiki Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları seçim vaatleri arasında yer alan Müzeler Şehri Elazığ projesi kapsamında hayata geçirilen Elazığ Basın ve Musiki Müzesi'nde yapılan çalışmaları inceledi. Başkan Şerifoğulları'na Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yavuz Haykır, Metal Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ayhan Orhan, Elazığ Kent Konseyi Başkanı Rüstem Kadri Septoğlu da eşlik etti. Başkan Şerifoğulları ve beraberindekiler ilk olarak Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Sar Müftü Konağı'nda açılacak Elazığ Basın Müzesi'nde devam eden tefrişat çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Şerifoğulları daha sonra Harput Konağı'nın bir bölümünde oluşturulacak Musiki Müzesi'nin iç tasarımına yönelik teşhir ve tefrişat çalışmalarını yerinde inceledi. 15 Ekim'den itibaren bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uçuşlara kapatılan Elazığ Havalimanı 28 Kasım'da nihayet Ankara'dan Elazığ'a yapılacak olan ilk uçuş ile açılacak. 15 Ekim tarihinde bakım onarım çalışmaları ve iki pistin bağlantısı nedeniyle uçuşlara kapatılan Elazığ Havalimanı'nda çalışmalar tamamlandı.
45 gün boyunca bakım ve onarım çalışması yapılan Elazığ Havalimanı, 28 Kasım tarihinde 23.55'te Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkacak uçağın 29 Kasım saat 01'de Elazığ'a iniş yapmasıyla havalimanı uçuşa açılmış olacak. Ardından bir sonraki uçuş seferi saat 05.55'te Elazığ Havalimanı'ndan Ankara'ya uçacak. Bugünün herhalde en mutlu haberiydi. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, fidan dikimi ve bakımı konusunda üniversiteye her türlü desteği sağlayan Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ve ekibiyle Üniversite Yapı İşleri Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür plaketi verdi. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş tarafından fidan dikimi ve bakımı konusunda üniversiteye her türlü desteği sağlayan Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Orman Bölge Müdürlüğü personelleri Aziz Güzel Ocak, Mehmet Yıldırım, Abdullah Sertdemir, Ersin Taş, Hidayet Sarı, Yahya Açıkmaz, Fırat Üniversitesi Yapı İşleri Daire Başkanlığı'ndan Mehmet İnallı ve personelleri Atilla Bahşi ile Bedrettin Murat'a teşekkür plaketleri verildi. Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner, Fırat Üniversitesi ile yapmış oldukları protokol kapsamında Harput yerleşkesi ile rektörlük yerleşkesine toplam 46 bin fidan dikimi gerçekleştireceklerini belirterek, desteklerinden dolayı Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş'a teşekkür etti. Tüm Elazığ'da şu an eğitim öğretimini devam ettiren 46 bin öğrencimiz için her öğrencimizin bir dikili fidanı olsun amacıyla Harput yerleşkesinde yer tahsisini bizlere yaparak orada 11 Kasım'da tüm Türkiye'de 81 ilde olduğu gibi Elazığ'da da çok güzel bir katılımla fidanları toprakla buluşturduk. Ben başta Sayın Rektör Hocama bize bu araziyi tahsis ettikleri için, dikim için, bu etkinliği yapmamız için, müsaade ettikleri için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş ise Fırat Üniversitesi ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde daha yeşil bir üniversite sloganı ile çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Üniversitemizin her iki kampüsünde her öğrencimize bir ağaç olacak şekilde toplamda 46 bin ağaç bu sene bir kısmını diktik, bir kısmında peyderpey devam edecek inşallah. Öncelikle ben bölge müdürümüze ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı bize sundukları için. Ayrıca bizim buradaki amacımız tabii hem üniversitemize hem de ilimize ileride çok güzel, yeşil, nezih bir ortam bırakmak. Ağaçlandırdığımız bölgelerin büyük çoğunluğu bu kampüste zaten kıraç alandı. Daha önce dikilen ağaçların kurumuş olduğu bölgelerdi. Bu ağaçlara biz bölge müdürümüzle birlikte bir planlama çerçevesinde bir kısmına meyve ağacı, bir kısmına da işte çam ağacı ve diğer boylu ağaçları dikmek suretiyle inşallah gelecek nesillerimize iyi bir miras bırakmış olacağız. Elazığ'a gelen Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir, partisinin hızlı bir şekilde teşkilatlandığını ifade etti. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir Elazığ'a geldi. Partisinin il teşkilatında partilileriyle bir araya gelen Aydemir, her ay ileride vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade ederek teşkilatlanma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Esnafına gitmek, onları dinlemek, sivil toplum kuruluşlarına, esnaf ticaret odalarına gitmek, onları dinlemek, onlara kendimizi anlatmak, vatandaşla bir araya gelmek, vatandaşı dinlemek, kendimizi onlara anlatmak. Yani karşılıklı olarak aslında yine onlarla bir bilgi alışverişi, bir görüş alışverişi yapmak ve partimizi tanıtmak. Biliyorsunuz partimiz kurulalı daha 2 yıl olmadı, 20-21 ay oldu. 9 Mart 2020'de kuruldu partimiz. Ama çok kısa sürede teşkilatlanmayı sağlayarak 29 Aralık 2020'de de seçimlere girme yeterliliğini aldık. Dolayısıyla seçimlere girme yeterliliğini almış, kısa sürede almış, biz tahmin ediyorum Türkiye'deki siyasi partiler tarihinde ilk parti olabiliriz. Bu şekilde hiçbir daha önceki bir partiden böyle şeyini almadan
teşkilatlarını almadan kendisi sıfırdan kurulup bütün teşkilatlarını kendisi kurup daha sonra da seçime girme yeterliliği almış böyle bir partiyiz biz. Aydemir bir yandan teşkilatlanma bir yandan da kongrelerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Teşkilatlanmalarımız bitmedi, henüz kongrelerimiz bitmedi. Bir yandan teşkilatlanma çalışmalarımız devam ediyor. Bir taraftan kongreler devam ediyor. İşte biraz önce konuştuk. Pazar günde burada PALO kongresi yapılacak. Dolayısıyla biz bu vesileyle hem kongreler vasıtasıyla hem teşkilatları ziyaret etme vasıtasıyla kendimizi de halka, vatandaşlara anlatma fırsatı buluyoruz. Devam edeceğiz. Biz şu ana kadar 650 civarında ilçede teşkilatlanmamızı yaptık. 81 il bitti. 650 ilçede, 973 ilçe var Türkiye'de. Yaklaşık işte 320 civarında bir ilçede daha teşkilatlanmamız gerekecek. Böyle dolaşıyoruz arkadaşlar. Yani Türkiye'nin her yerini dolaşıyoruz. Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere, Ali Bey başta olmak üzere, Genel Başkan Yardımcıları, her ili, ilçeyi, hatta köylere bile gidiyoruz. Yani geri geliyor köylere bile gidiyoruz. Bütün pazar yerlerine gidiyoruz, bütün esnafa gidiyoruz. Yani gidebildiğimiz her yere gitmeye çalışıyoruz. Kendimizi anlatmaya, kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan, Karakoçan İlçe Teşkilat Binası'nın açılışına katılmak üzere cumartesi günü Elazığ'a gelecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan 27 Kasım cumartesi günü Elazığ'a gelecek. Karakoçan İlçe Teşkilat Binası'nın açılışına katılacak olan Erbakan geceyi Elazığ'da geçirecek. 28 Kasım Pazar günü saat 10'da yerel basın temsilcileriyle buluşacak olan Erbakan, saat 13'te bir otelin salonunda ülke ve dünya gündemi üzerine konuşma yapacak. Erbakan daha sonra parti teşkilatı tarafından organize edilen baş müşahit eğitim toplantısına katılacak. 29 Kasım Pazartesi günü şehir merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulunacak olan Erbakan, yurtbaşı ve Baskeli ilçe ziyaretlerinin ardından Elazığ'dan ayrılacak. Ticaret Borsası üyelerine Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma destekleri anlatıldı. Ticaret Borsası tarafından düzenlenen toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere sunduğu kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgiler aktarıldı. Bugün burada kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, %50 hibeli projelerin tanıtımı ve bilgilendirmesi için toplanmış bulunmaktayız. 2006 yılından itibaren başlamış olup birinci etap olarak devam edip bugüne kadar 14'e ikinci etap olarak kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 31 Ekim 2021 tarihiyle başlamış bulunmaktadır. Toplantıda üyelerine seslenen Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Duman da çiftçilerin sunulan imkanlardan faydalanmasını istedi. Bu projeleri yaparken güzel bir altyapı, güzel bir fiziksel raporu hazırlanıp yani işletebilecek bir yatırımla yatırım yapması gerekiyor. Yani yapıp da milli servetin bu parayı eğer bir işi yapıp da bunu işletmeyecekse adet olsun diye yaparız diye ki hiçbir bir yatırıma girmeyelim. Bu fırsatları da kaçırmayalım. Tabii bu fırsatları kaçırmamakla beraber güzel bir altyapı çalışmaları gerekirse bizim Bursa'dan da bilgi bakımında gelip bilgi alışverişinden bulunabilirler. Toplantıya katılan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Fuat Kerti, desteklerin ekonomik ve altyapı gibi iki kategoriden oluştuğunu söyledi. Ekonomik yatırımlar büyük projeler kapsamında olup 3,5 milyon TL'ye kadar olan bütçelendirilen projelerimizdir. Ekonomik altyapı yatırımları ise 600 bin TL'ye kadar olup küçük aile işletmelerine yönelik projelerdir. Bu yıl ilk olarak ekonomik altyapı yatırımlarında özellikle çiftçilerimizin çok beklediği makine ekipman desteği adı altında A iş planı diye bir bölüm eklendi. Burada 73 adet makine ekipman ismi belirlenmiş. İnşallah bu yıl çiftçilerimiz bu anlamda memnun olacaklardır makine ekipman desteklerinde. Tabii bu makine ekipman desteklerinde bir başvuru hakları var projelere. Bir de yine altyapı yatırımlarında B iş planı var. Burada yine dediğim gibi 600 bin lira TL'ye kadar olan küçük işletmelere yönelik yatırımlardır. Son zamanlarda ses getiren Güney Kore dizisi çocuklar üzerinde olumsuz etkilerin alarmını vermeye başladı. Dizi oluşturduğu şiddet içerikli davranışlar sebebiyle bazı ülkelerde yasaklandı.
Türkiye'de ise öğretmenler velilere uyarı mesajları göndermeye başladı. Uzmanlar da önlem alınması konusunda velilere büyük sorumluluğun düştüğünü söylüyor. Gerçek hayatla ölüm arasında mekik dokuyan Güney Kore dizisi içeriğiyle dünyayı etkisi altına aldı ama anne, babalar ve öğretmenler de endişe yaratmaya başladı. Dijital platformun son ve en çok izlenen dizilerinden biri olan oyun dizisi 3 haftada 110 milyon izleyiciye ulaştı. Ama teknoloji masum bir şey olmadığını, evet günümüzün hayatında çok gerekli bir aygıt, bir cihaz, birçok açıdan bilgi ulaşmak için çok büyük kolaylık. Ancak denetimsiz, diyor, sınırları olmayan özgürlük, özgürlük değil. Çocuğumuzun yemesini, içmesini, beslenmesi nasıl denetim altında tutuyorsak teknoloji kullanımı da o şekilde denetim altında tutmamız lazım. Dizi farklı ülkelerde yasaklandı. Elazığ'da da öğretmenler velilere önlem alınması konusunda uyarıcı mesajlar göndermeye başladı. Squid Game yani Kanamar Oyunu adlı dizi son zamanlarda çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yaratmaya başladı. Dizide çocuk oyunları oynanılıyor ancak beceremeyenler öldürülüyor. Anne, babalar ve öğretmenler endişeli. Uzmanlar ise önlem alınması şart diyor. Rütük'ün verdiği veya Netflix'in kendi yayınladığı sitesinde bilgiler 18 yaş altı izlenilmesi net olarak uygun görülmemektedir. Evet, birçok hayatta günümüzdeki olaylarla ilgili, günümüzün insan davranışıyla ilgili mesajlar verebiliyor olabilir. Birçok oradaki insanlar dizide kendisine ait bir şey bulabilir. Doğrudur ancak 18 yaş altı olarak bir çocuğun gidip bunu izlemesinde zaten problem var. Yani dizinin yapımcılar diyorlar ki çocuklar ve ergenler, gençler bunu izlemesin. Şimdi bunu izleniyorsa, bu yasak deniliyorsa o zaman sorunu nerede aramak lazım? Dizi çocuklar için oyun gibi görünse de sonucu ölümle bitebiliyor. Bunu nasıl engelleyebiliriz? Bunu kendimize sormamız gerekmez mi? İzlemesek ne olur? Veya çocuk bir dizi izleyecekse aileyle beraber açıp ebeveyn kontrolünde izlense, ebeveynin kontrolünde, çocuk kendi odasında olmasa. Mesela ben çocuklar kendi odalarında bilgisayar, telefon, tablet olmasını önermiyorum. Anadolu Hastanesi çocuk psikiyatristi uzman doktor Azat Asafov, ailelere çocukların kullandığı elektronik cihazları gözden geçirin çağrısı yaptı. Siz de bir kitap alın ebeveynlere, oturun okuyun, çocuğun ders çalışın o anda gözlemleyin, bilgisayarda ne yapıyor? Telefon alıp kendi odalarına çekilmesini çok uygun görmüyorum. Ne, teknolojik aletler uğraşacaksa bizzat salonda, ebeveynin gözetiminde olması gerekiyor. Aslında bizim istediğimiz bu çünkü sadece Netflix dizisi değil, telefonda uygulandığı sosyal medya platformlar birçok açıdan da 18 yaş altında ciddi ciddi sıkıntılar var. Ebeveynler birçok açıda teknoloji kendileri için rahatlık olarak görüyorlar. Alsın uğraşsın. Zaten çok seviyor. Evde duruyor. Ama durum öyle değil. Teknoloji aslında çok büyük bir tehlike. Bunun ebeveyninden ciddi bir farkına varması lazım. Sosyal medya üzerinden PKK, KCK'nın propagandasını yapan 15 kişi yakalandı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Elazığ'da sosyal medya mecralarında PKK-KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 15 kişi gözaltına alındı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK-KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve terör örgütüne eleman kazandırmaya çalışan kişiler tespit edildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 15 kişi adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu sokakta silahlı kavga çıktı. Gündüz gözüyle şehrin en işlek caddesinde çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Kurşunların hedefi olan bir kedi ise telef oldu. Elazığ'da şehrin en işlek caddelerinden birinde çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu sokakta yoldan geçen bir kişi husumetlisini çay ocağında görünce yanında getirdiği silahla ateş etmeye başladı. Karşı tarafın da karşılık verdiği olayda iki kişi yaralanırken seken mermilerden birinin isabet ettiği kedi telef oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. Üzüm yetiştiriciliği ve tadı bakımından Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer alan Elazığ'dan 8 ülkeye 3000 ton üzüm ihraç ediliyor. Türkiye'de üzüm yetiştiriciliğinde sayılı illeri arasında yer alan Elazığ'da yaklaşık 120 bin dönümlük alanda yıllık 200 bin ton civarında rekolte elde ediliyor. Özellikle üzüm bağları ile dikkat çeken Elazığ'ın Hoşköy köyündeki üzümler, İç piyasanın yanı sıra yurt dışının yoğun ilgisini çekiyor. Bu kapsamda geçen sene başlayan üzüm ihracatı her yıl artarak devam ederken, bu yıl Elazığ'dan 8 ülkeye 3000 ton üzüm ihracatı yapıldı. Şimdi Elazığ'ın ağın cinsi dedikleri üzüm, bölgesel bir üzüm. Biz ilk bunu geçen sene sanal ortamda keşfettik, internet üzerinden. Üzümleri teker teker biz köylülerle görüşerek birebir de alıyoruz. Minimum el değmesiyle, işte gördüğünüz ihracat kasalarımız var, bunların tahtalar var, plastikler var, bunları işleyerek şu anda önceliğimiz Romanya, haricinde Bulgaristan'a gönderiyoruz, Belarus'a gönderiyoruz, Moldova'ya gönderiyoruz. Yani 8 ülkeye gönderiyoruz. Şimdi şöyle bir şey, bölge bakir. Bölge çok bakir bu konuda. Biz yenilerdeniz. Yine bir firmamız daha vardı, o yakında gitti zaten. Yani şu şekilde bölgenin bazı konularda geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü mesela biz paletlerimizi, kasalarımızı vesaire şu bütün ambalaj malzemelerimizi dışarıdan getiriyoruz. Bölgenin bu konularda geliştirilmesi ve yol düzeninin geliştirilmesi gerekiyor. Bu tür şeyler giderilirse bölgenin önü açık. Çünkü üzümün alternatifi yok. Üzüm heybetli bir üzüm. Salkım sistemini ben size gösterdim. Tat oranı yüksek. Yani tercih edilen bir üzüm. İç piyasada bu kadar üzümün tüketilmesinin mümkün olmadığını aktaran üreticiler, İhracatta ürünlerinin elinde kalmadığını ve ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi. 3000 ton civarı üzüm ihracatımız oldu bu yıl. İnşallah gelecek yıl daha da fazla olarak devam edecek. İhracatçılarımız da bölgeye alıştı. Bundan sonrasında katlanarak bekliyoruz. İnşallah daha iyisi olacak. 8 ülkeye ihraç ediyoruz üzümlerimizi. Kaliteli, A kalite bir üzümü yetiştiriyoruz. Köylümüz hakikaten 1001 emekle yetiştiriyor. Aynı zamanda üreticiler tırların daha rahat girebilmesi için köy içi ve bağ arası yolların iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti. Elazığ-Malatya karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Elazığ-Malatya Karayolu Gözeli yol ayrımında otomobil şarampole uçtu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Keban'da adres kaydının bulunduğu mahalle ve köylerde ikamet etmeyen kişilerin elektronik ortamda tespitine yönelik mekansal adres kayıt sistemi muhtar modülü eğitimi verildi. Adres kaydının bulunduğu mahalle ve köylerde ikamet etmeyen kişilerin tespitine yönelik tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca hayata geçirilen ve entegrasyon çalışmaları tamamlanan mekansal adres kayıt sistemi muhtar modülünün etkin kullanımı konusunda Keban Kaymakamlığı Hacı Fevzi Efendi Konferans Salonu'nda muhtarlara eğitim verildi. Programda İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Sayar tarafından mekansal adres kayıt sistemi muhtar modülü anlatıldı. Sayar, MAX projesiyle yerel yönetimlerin dijital dönüşüme, afet ve acil durumlara hızlı ve etkin müdahale, güvenlik birimlerinin suç ve suçluyla mücadelesine,
Ulaşım, sağlık, eğitim gibi birçok alanda mekansal ve demografik analizlere, akıllı kent ve uygulamaları ve kentleşme politikalarına, mekansal ve kişileşmeye dayalı daha gerçekçi politikalara imkan sağlayan bir sistem olması nedeniyle önemli bir yaya sahip, dedi. Haberleri izlediniz. Az sonra günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızda olacağız. Ayrılmayın lütfen. Günün gelişen spor haberleriyle tekrar karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. gruptaki temsilcimiz Elazığ Spor, ligin 14. haftasında cumartesi günü grubun şampiyonluk adaylarından Belediye Kütahya Spor'u konuk edecek. TFF 3. Lig 1. grubun 14. haftasında Bordo Beyazlı temsilcimiz Elazığ Spor, zirve mücadelesi veren Belediye Kütahya Spor'u konuk edecek. Son 4 haftada 3 mağlubiyet alan ve 4 maçlık seriyi sadece 1 puanla geçerek küme düşme hattında yer alan temsilcimiz de Belediye Kütahya Spor maçında galibiyetten başka sonuç düşünülmüyor. Maçın son çalışmasını kendi tesislerinde yaparak kampa giren temsilcimiz de eksik ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Temsilcimizin 27 Kasım Cumartesi günü saat 13'te Doğuken Stadı'nda Belediye Kütahya Spor'la oynayacağı maçı Sivas bölgesinden C klasman hakemi Burak Yücetağ yönetecek. Öte yandan Elazığ Spor'da kritik maç öncesi İzzet Topatar, Muhammed Umut Akbulut, Cihan Canpolat, Salih Polatdemir, Gökhan Ekmen ve Fırat Ergün ceza sınırında yer alıyorlar. Bu futbolcular kart görmeleri halinde Arnavutköy Belediye Gençlik maçında sahada olamayacaklar. Pazar günü Şile Yıldız Spor'u konuk edecek olan Harput Dibek Elazığ Karakoçan takımı hazırlıklarını cumartesi günü tamamlayacak. Pazar günü kendi saha ve seyircisi önünde grubun iddialı takımlarından Şile Yıldız Spor'u konuk edecek olan Elazığ Karakoçan takımı hazırlıklarını devam ettiriyor. Takımımız bugün öğlen saatlerinde kendi tesislerinde teknik sorumlu Ender Çınar ve yardımcıları eşliğinde ısınma, sürat, şut ve kanat organizasyonları ile Şile Yıldız Spor maçı hazırlıklarını devam ettirdi. Öte yandan sakatlığı bulunan Şehmus Abdülkadir Aksu'nun tedbir amaçlı Şile maçı kadrosuna alınmayacağı ve dinlendirileceği tahmin ediliyor. Mavi Beyazlı temsilcimiz, cumartesi günü yapacağı ter idmanıyla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak. Elazığ Özel İdare Spor Kulübü pazar günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasında deplasman takımı taraftar yasağı nedeniyle salona rakip seyirci alamayacağını açıkladı. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş taraftarlarının yaşadığı içeri girmeme sıkıntısının bu hafta oynanacak olan maçta yaşanmaması için erken hareket eden Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü, Fenerbahçe taraftarlarının salona alınamayacağını belirten bir açıklama yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe maçına deplasman takım taraftarı alınmayacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta mücadelesinde, Elazığ İl Özel İdare Spor 28 Kasım Pazar günü saat 13'te Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun aldığı deplasman takımı taraftar yasağı Fenerbahçe maçında da uygulanacak ve bu maçta da deplasman takım taraftarları salona alınmayacak. Geçtiğimiz hafta yine ilimizde oynanan ve alınan karara rağmen salona girmek isteyen Beşiktaş taraftarları hatırlanacağı üzere müsabakaya alınmamışlardı. Benzer bir durumun Fenerbahçe maçında da yaşanmaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadeleri kullanıldı. Ve spor haberlerini burada noktalıyoruz. Herkese mutlu bir akşam diliyorum. Görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.